Buyurun. Banu Hanım'la görüşmek istiyorum lütfen. Üzgünüm. Banu Hanım şu an kimseyi görebilecek durumda değil. Derin'le ilgili olduğunu söylerseniz. Derin'le mi ilgili? Biraz bekleyin lütfen. Kalk çabuk, kalk. Neden yaptın bunu? Ya unçuvanlarının arasında olmak nasıl bir şeymiş anlasın istedim. Lan gerizekalı. Anneni bıraksaydın o zaman. Küçücük çocuğun ne suçu var? Songül bulurlar değil mi? Ya bulamazlarsa? Ya ölmüşse annemin kızı? Songül gidip oralara mı baksak? Biz nereden bulacağız Cemre? Gidip Feride Hanım'la mı konuşalım? Feride Hanım biliyor. Annemle konuşmaya gittim. Tam bekleyeceğiz o zaman. Sen de ağlama artık. Neden geldiniz? Banu Hanım, sakin olun. Derin'le ilgili demişsiniz. Kızımdan bir haber mi aldınız? Hayır, maalesef. Yani şu an sizin bildiğinizden fazlasını bilmiyorum. Banu Hanım, Banu Hanım, Banu Hanım. Banu Hanım. Şu anda neler yaşadığınızı tahmin bile edemem. Ama siz de kaderi anlamaya çalışın. Evet, çok büyük bir yanlış yapmış. Ama o da çocuk. Hem de terk edilmiş, anne özlemiyle büyümüş bir çocuk. Kardeşini kıskanmış. Kendi yaşadıklarını onun da hissetmesini istemiş. Çocuk aklıyla bir hata yapmış işte. Kaderi anlamaya çalışayım, öyle mi? Siz ne söylediğinizi farkında mısınız? Ben şu anda kızımın yaşayıp yaşamadığını bile bilmiyorum. Ama o da sizin kızınız. Evet, doğru. İkisini de ben doğurdum. Ama Derin'in ilk kez anne demesini duydum. Derin ilk adımlarını benim gözümün önünde attı. Eğer terk etmeseydiniz kader de Derin gibi... Allah'ım, ben ne yaptım? Neden bunlar oldu? Ben sadece kızımı, kaderi görmek istedim. Annesinin onu unutmadığını bilsin istedim. Başımı açtığı şu felaketlere bak. Polis şu an aramaya başlamıştır değil mi? Olmazsa ben kaderi de götürüp bütün bildiklerini anlatmasını sağlayayım. En ufak bir ipucu bile... Gidin buradan. Banu Hanım. Gidin. Siz kimsiniz? Hem nasıl böyle gelip benim hayatıma karışıyorsunuz? Kaderi de sakın polise götürmeye kalkışmayın. Ona söyleyin. Annesinden intikamını aldı. Artık içi soğuyabilir. Ne? Anne. Gülay sana yemek hazırlasın mı? Ben bir dondurma alayım dedim ama açın falan demedi bana çocuk. Gülay. Buyurun Banu Hanım. Derin'e yemek hazırla. Tabii. Hadi gel Derin. Nerede buldun kızımı? Vallahi tesadüf oldu. Verilmiş sadakanız varmış. Neyse ki ben çıktım karşısına. Allah muhafaza. Ya bir sapığın filan eline düşseydi. Teşekkür bekliyorsun. Orasını bilmem artık. Ben size iyi niyetimi ispat ettim. Siz de bir şeyler yaparsınız herhalde. Evlat sahibi olmak çok zor hanımefendi. Bende de 3 tane var. Hiçbirini diğerinden ayırmam. Öyle düşkünümdür çocuklarıma. Tamam. Yaptığının karşılığını alacaksın. Şimdi gidebilirsin. Tabii.
Nasıl isterseniz. Siz mi ararsınız, ben bir şey edeyim. Annem beni asla affetmeyecek. Hala annem diyorsun ya, gerizekalı. Bu kadın seni istemiyor işte. İstemiyor. Anla ya, anla. Ya Songül tamam yeter ya. Yetmez Cemre ya. Baksana iyice psikopata bağlamış. Ya o küçük çocuğa bir şey olduysa? Konuştunuz mu annemle? Konuştum kadar. Bulmuşlar mı? Hayır, henüz bir haber yok. Kader abla beni neden oraya kapattı anne? Oyun oynamak istedi herhalde. Ama bana bağırdı. Uncuvalların üstünde olmak neymiş sen de anla dedi. Bundan babana bahsetmek yok, tamam mı anneciğim? Söz ver bana. Tamam anne, söz. Gülay. Buyurun Banu Hanım. Derinin saçlarını kurut. Ahmet'e de haber ver, arabayı hazırlasın. Tamam. Gel. Teyze, Derin bulundu. Oh, çok şükür. Kocan duydu mu olanları? Allah'tan iş gezisinde hala. Derinin lösemi olduğunu bile daha söyleyemedim. Birazdan doktora gideceğiz. Doku örneği vereceğim ilik nakli gerekirse diye. İnşallah bunlara gerek kalmadan iyileşir. Kadere haber vereyim, o da perişan oldu, yazık. Kadere sakın haber verme. Bu gece de kayıp bilsin. Bu ona ders olsun. Bundan böyle izinsiz buraya gelmez. Banu yapma evladım, o da çocuk daha. Teyze ne diyorsam onu yap. Bu beni daha fazla güvende tutar. Bugün yaptığından sonra kader bir daha yanına yaklaşmaz zaten. Bir de Derin kayıp diye eziyet edemeyeceğim çocuğa. O kadar da değil artık.